İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hem resmi Twitter sayfasında hem de Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında bu talebi sürekli tekrarladı. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı ekonomik yaptırımların kaldırılma zamanının geldiğini savunuyor. Bu yaptırımlar çok ağır ve doğrudan İran halkını hedef alıyor. Uluslararası yaptırımlar İran halkı için son derece yıkıcı oldu. İran'ın parası riyal 2011 yılından beri dolar karşısında %80'in üzerinde değer kaybetti. Tüketici mallarının fiyatları ise %40 arttı. Petrol ihracatının düşmeye devam etmesi İran'a günde 100 milyon dolara mal oluyor. Bu arada işsizlik artıyor. Bazı tahminlere göre İranlı gençler arasında işsizlik oranı %30'a yakın. Washington Enstitüsü İran uzmanı Michael Singh'e göre bütün bunlar ruhaniyi batıyla anlaşmaya zorluyor. İran'ın yaptırımların kaldırılmasına şiddetle ihtiyacı var. Örneğin İran'ın durumu gelecek yıl düzelmeyecek. Ruhani'nin yaptırımları kaldırma isteği bir yıl sonra daha da acil olacak. Ancak yaptırımları kaldırmak kolay değil. Bu gerçek İran'la ilgili son kongre oturumunda açıkça vurgulandı. İran'ın diplomatik jestlerini memnunlukla karşılıyoruz ama bunlar zaman kazanmak için kullanılamaz. Ancak Cumhurbaşkanı Ruhani sürekli İran'ın uranyum zenginleştirme hakkı olduğunda ısrar ediyor. Uluslararası Güvenlik ve Bilim Enstitüsü uzmanı David Albright'a göre bu tutum Amerika ve diğer ülkeler tarafından olumlu karşılanmıyor. İranlar açısından bu tutum kendilerine çok pahalıya mal oluyor. Yaptırımların yakın zamanda kaldırılması mümkün görünmüyor. Bu durumda Ruhani için en büyük sorun çektiği sıkıntı gittikçe artan İran halkının desteğini kaybetmemek. Michael O'Hanlon, Brookings Enstitüsü uzmanı. Ruhani nükleer silah programına devam ederek halkın desteğini kaybedip kaybetmeme konusunda karar verecek. Bu program yüzünden İran halkı büyük sıkıntı yaşıyor. Bütün bunlar İran hükümeti atacağı yeni adımı belirlemeye çalışırken değişiklik isteyen İranlıları ekonomik sıkıntı çıkması içinde bırakıyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington.